Okullar başladı, bazı sınıflar gidiyor geliyor, oryantasyon var, haftaya başlayacak olanlar var. Ee, şimdi tabii sağlığımız da önemli, çocukların sağlığı çok önemli, doğru çantayı seçmek çok önemli. Söz konusu olan öğrencilerse bu daha da önem kazanıyor. Uzmanlar, gelişme çağındaki çocuklarda uygun olmayan çanta kullanımının ileriki yaşlarda çok ciddi kalıcı sağlık sorunları yaratabileceğini söylüyor. Çünkü çocuğa çanta alırken yapılan birçok yanlış var, duruş bozukluğuna, ağrılara yol açabilirsiniz. Peki... Nasıl seçeceksiniz? Çok ağır çanta taşıyor mu? Evet, çok ağır, e, malum okul e, kitapları çok ağır. Çocuklarda omuz, boyun, sırt, bel ağrıları, elde uyuşma ve karıncalanma gibi şikayetlerin sebebi kullandığı çantalar olabilir. Yiğit de ağır çanta mağduru. Ben böyle falan oturuyorum daha çok. Askıları uygun. Şimdi askıları geniş ve yumuşak. Onda bir sıkıntı yok. Ama aynı zamanda bu e, çantanın boyu biraz uzun. Bu çanta normal şartlarda kalçadan 5 santim üstünde olması lazım. Sırt çantalarına alternatif olarak çekçekli çantaları da öğrenciler yine okulda kullanıyorlar. Peki çekçekli çantaların faydası mı var yoksa çocuğa zararı mı var? Sert olduğu zaman omurganın üzerindeki olan kemik çıkıntıları üzerine bası yaptığından dolayı ağrı Heseder öğrencilerimiz çantaya evet, doğru evet. yatarak gidiyor Uygun değil. Öğrencimiz çekerken gene eğilmek zorunda kalıyor. Eğilmek zorunda kaldığı için gene belimizi ve sırtımızı zorluyoruz. Öğrencinin sadece sırtında taşıdığı çanta değil, okul sıralarında oturma şekli de duruş bozukluğuna neden oluyor. Dik olacak. Ayakları yere Ayakları değmiyor. Yere değmesi gerekir. Bu sandalye biraz yüksek. Gövde dik olacak. Eller masada olmalı ve Öğrencimiz tahtaya dümdüz bakmalı. Çocukların ağrılarından kurtulmasının yolu 5 kiloyu geçmeyecek çanta ve egzersiz. Ona doğru eğilecek yavaş yavaş. Ondan sonra yavaş bir şekilde gene ayağa kalkacak. İkinci hareket ise kollarını kaldıracak, yukarıda birleştirecek. Ondan sonra gene indirecek. Çocuğun kemiklerinin ve kaslarının güçlenmesi için yapılan her bir hareketi 15'er herkes tekrarlamak gerekiyor.